Ne diyelim? Elhamdülillah. Hâzâ min fadl-i Rabbi. Güzel okuyorlar, güzel elhamdülillah. Gidiyor inşallah. Tilavet esnasında dikkat ettiğim ve not aldığım şeyleri paylaşalım. Ondan sonra tefsirimize geçelim. Sehven men hacera ileyhim ve la yecidune ayeti ve la yecidû şeklinde mi okundu? Sehven şimdi kabulüne işarettir. Daha fazla cümleye gerek yok. Evet, elhamdülillah. Her zaman tabii ki hepimiz. İki, fiillere bitişik olan zamirler fiillerin kendi elemanı değildir ama mana yönünden tek başına bir anlam ifade etmediği için kelimeden ayrılmaz. Yesbiku durulmaz. Yesbikuna. Sebekuna. Yani sebeku diye durmak uygun olmaz. Fiiller hüve, hüma, hüm, ni, na, ke, küm vesair. Bunlar kendilerinden ayrı düşünülmemeli. Buna dikkat edelim. Tamam mı? Mustafa. Evet. Bir de umumi manada özellikle birkaç kişi tahkik seyriyle okurken tahkikin de ötesinde aşırı derecede yayarak mesela men hacera ileyhim olmaz mı? Tahkik şeydi değil. Bunun adı yok şu anda. Men hacera ileyhim bu kadar. Bak bu kimdeyse o kendini bilir veya kimlerdeyse kendini bilir, yaymasınlar. Sonra bir kelimede, iki kelimede, üç kelimede her birinin kendi elemanları içinde inişler, çıkışlar doğru tilavet değildir. Şöyle düz gelirsiniz, bir önünüze met çıkarsa orada bir name yaparsınız. Daha sonra önünüze bir metli arız hükmü, vakıf hükmü bir name olur. Ama hepsinde olursa sıkar. Kaldı ki doğru da değildir. Adeta böyle şeyleri, harfleri sayarak tek 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 bu olmaz. Bu olmaz. Buna da dikkat edelim. Dedikten sonra gelelim ma nahnu fihimize. Hocaların ifadesidir bu. Çok hoşuma gider benim. Evet, şimdi herkes burada mı şu anda? Bedenen ve ruhen. Telefonlarla meşgul olmuyoruz. Evet. Okuduk ama ne okuduk? Ya bir hoca geldi, bir okudu arkadaş, yaktı, yıktı, gitti. Ne okudu? Fesubhanallah. Ya mektup gelmişti size, ya Kur'an'a mektup diyordunuz. Baban diyor ki mektupta, oğlum şunları yap, bunları yapma. Şunları bana gönder. Peki mektubu anlamazsan babanın sözünü nasıl yerine getireceksin? Hele mektubu oku, sen de oku, sen de oku, sen de oku. Fakat mektubun hükmü yok, neticesi yok. İşte okuduğumuz ayat-ı celileyi imkan dahilinde, mümkün mertebe, doğru anlama yolunda gayret edeceğiz. Allahu alem bi muradih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha ile başlayan cümleyi özetle. Bir insan, bir hayvan, canlı varlık iradesiyle Subhanallah dediği zaman Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih eder. Subhanallah ve bihamdih Subhanallahil azim. İki kelime vardır ki dile kolay. Allah'ın çok sevdiği kelimeler mizanda da ağırdır diyor Peygamberimiz. Subhanallah ve bihamdih Subhanallahil azim. Birinci ayet bitti. Hüvellezî diye başlayan ayet-i kerime zâlike bi ennehum şâ'û oraya kadar tarihi bir hadiseyi bize bildirir. Kur'an bildiriyorsa el hak doğrudur. Fakat
sadece ayetlerden yola çıkarak, ayetin ayeti tefsiriyle yola çıkarak Kur'an anlaşılmaz. Bir yere kadar öyle ayat-ı celile vardır ki sahih haberlere ihtiyaç hissettirir. Sahabenin ve tabiinin Allah Resulü'nden öğrendiği beyanlara ihtiyaç hissettirir. Efendim biz meal okuyalım bu iş tamam olmaz. Soru peşine soru gelir. Soru peşine soru gelir. Neden? Ne demek? Niye böyle? Dedirtir insana. Yalnız meal bilgisi. Ama biz meale karşı değiliz. Meal bir seviyedir. Bir yere kadar Kur'an şu 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 mevzulara işaret ediyor, dedirtir insana. Onun için Allah Resulü'nün beyanları mühimdir, ehemdir. Olmazsa olmazdır Kur'an'ın anlaşılmasında. Şimdi Allah Resulü Medine'ye hicret buyurmuş. Çok kısa bir zaman sonra kafasında bir takım düşünceler var. İslam devletinin tesisi ve temellerinin sağlamlaştırılması için planlar, programlar, projeler üretmeye başlıyor. Bunlardan birisi de kurulacak olan İslam devletine zarar verecek olan zararlı şeyleri yavaş yavaş bir siyaset uygulayarak ortadan kaldırmak. İşte bu İslam'a zarar vereceği mutlak olan zararlı unsurlardan birisi de bir inanç grubu, yani Yahudiler. Medine yakınlarında bir mahallede ikamet ediyorlar. Bunlar güya başka bir yerden gelmişler, oraya yerleşmişler. Ahir zaman peygamberini bekliyorlar. Eğer göreceklerse inanacaklar. İddiaları bu. Bunların adı Nadir oğulları. Beni Nadir. Beni Nadir. O mahallede oturuyorlar. Allah Resulü bunlarla diyor ki gelin sizinle bir anlaşma yapalım. Bize zarar vermeyin. Zarar vermediğiniz sürece oturabilirsiniz. Ama zararınız olursa tepenize bineriz. Bir anlaşma. Anlaşma imza ediliyor. Ve bu Beni Nadir, Nadir oğulları Uhud Savaşı'na kadar bu anlaşmaya uyuyorlar. Hatta bu arada Bedir Harbi'ndeki zaferi de Müslümanlar gibi benimseyerek kabul ediyorlar. İslam'ın peygamberinin zuhur ettiğini, Hazreti Peygamber'in son peygamber olduğu görüşüne de geliyorlar. Fakat ne zaman ki Müslümanlar Uhud Harbi'nde zafere değil de biraz hüsrana doğru, bozguna doğru gittiği haberini aldıkları vakit anlaşmayı tek taraflı olarak bozuyorlar. Ve bunların içinde Ka'b bin Eşref liderleri, kabile reisleri birkaç kişiyi alıyor yanına, atına binip doğru Mekke'ye geliyor. Ebu Süfyan ile görüşüyor. Mekkeli büyük müşrik ile. Gel diyor, şu adama hakkını, haddini bildirelim. Haşa Hazreti Peygamber'e. Tabii ki Allah'ın Resulü haberdar ediliyor. Allah tarafından. Bu hıyanetin haberi Peygamberimize veriliyor. Çıkıp geldikten sonra hemen Peygamberimiz ordusunu, öncü kuvvetlerini topluyor. Oturdukları mahalleyi kuşatma altına alıyor. Ve onlara burayı bir an evvel terk edin. Terk etmezseniz haliniz harap. Bunlar Mekke'ye giden reislerinin Mekke'deki münafıklarla, Mekke'deki Ebu Süfyan başkanlığındaki kafirlerle ve diğer Yahudi gruplarıyla şöyle bir beklenti içine giriyorlar. Onlar bize yardımcı olursa biz bu işi bitiririz. Fakat hiçbirinden yardım gelmeyince Allah Resulü'nün bu teklifine karşı hayır buradan çıkmayız demiyorlar. Mecbur kalıyorlar orayı terk etmeye. Bu arada Cenab-ı Hak bu inanç grubunun zararının def'i için bunların oradan çıkarılmasını mukadder kılmış. Vesile de Hazreti Peygamber ve sahabe-i kiram. Cenab-ı Hak da murad etmiyor, istemiyor. İşte o şeyde
وَلَوْلَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ Burada bir kelime var. لِاَوَّلِ الْحَشْرِ İlk sürgün. Yani onları yurtlarından çıkarıp böylece ilk sürgün tahakkuk etmiş oluyoruz. İlk sürgün ne demek? Haşr kelimesi toplanmak manasında. Ya Peygamberimizin öncü kuvvetlerinin toplanması ya da bu Nadir oğullarının toplanması veya bunların Arap Yarımadası'nın dışına çıkarılması manası olmakla beraber bu Yahudi grubu için bu ilk sürgün mahşer öncesi birinci sürgün gibi anlaşılıyor. Mahşerde yine bunlar toplanacaklar ama bugün bunların mahşeri oluyor. Yani bugün bunlar bu azabı tadacaklar, yaşayacaklar anlamında. Ve Cenab-ı Hak onların her birinin içine öyle bir korku koyuyor ki وَقَذَفَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ Korkudan adeta ölüyorlar fakat yine o nefsani duygularla biz burada madem ki yaşamayacağız, bize kalmadı Müslümanlara da kalmasın diyerek evlerini, yurtlarını yakıp yıkıyorlar adeta. Hatta evdeki her türlü eşyayı yanlarında alıp götürmeye çalışıyorlar. Eşiğinden kapısına varıncaya kadar. Kendileri söküp götürüyorlar. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِاَيْد۪يهِمْ وَاَيْد۪ي الْمُؤْمِن۪ينَ Hem kendi elleriyle hem müminlerin elleri. Yani müminlerin korkusuyla. Geldiler, gelecekler, yaktılar, yıkacaklar. Sonra bütün bunlar onların başına gelen bu sürgün olayının sebebi ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ Allah ve Resulüne isyan etmeleri. Ne demek karşı gelmeleri? Bir, anlaşma yaptılar, bozdular. İki, İslam'ın düşmanlarıyla ittifak kurdular. Üç, Hazreti Peygamber'e ve ashaba bir takım operasyonlar düşündüler. Ama Cenab-ı Hak muvaffak etmedi tabii. Peygamberimiz bir konuyu görüşmek üzere gidiyor. Güler yüzle karşılarken bakıyor ki durum öyle öyle değil. Bunlar başka plan içerisindeler. Hemen vahiy ile bu konu kendisine bildiriliyor tabii. İşte ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ayetinin manası da bu. Onların bu Allah'a, bakın Allah'a ve peygambere karşı gelmek, sınır tanımamak. Kim ki Allah'a karşı gelir, sınır tanımaz. Çünkü Allah peygambere sınır tanımamak, karşı gelmek eşittir Allah'a karşı gelmektir. İşte Kur'an-ı Kerim'in tonlarca ayetinin peygambersiz, sünnetsiz, hadissiz bu işler olmaz diyen ayetlerinden birisi daha. Ma qata'tum diye başlayan ayet. Sahabe-i kiram kuşatma içerisinde savaş hali ortaya çıkacak. Tam bir savaş değil ama yani bir hücum var, bir ortalığı tahrip etme, karıştırma. Yani normal bir hal değil, şart değil. O arada bazı hurma ağaçlarını koparıyorlar, kesiyorlar. Bir kısmını kesmiyorlar. Fakat bu tamamen Allah'ın izni, peygamberin de gözetiminde. Çünkü savaş hali. Yoksa savaşta en başta tabii çevreye, din adamlarına, çoluk çocuğa, kadınlara, sivillere dokunmamayı şiar edilmiş ve peygamberin gözetimindeki bir ordunun böyle bir şeyi yapması mümkün değil. Bu savaş hali karşıdaki tarafa zarar vermek için zaman zaman icap ederse, durup dururken rastgele sıradan sebepten değil, savaş halinden dolayı zafer elde edebilmek, düşmanı dağıtmak için bunun olabileceğine işaret. Kaldı ki hatta sahabe-i kiramdan bir kısmı bahçelere girmiş, bazı ağaçları koparmış, bazılarına kıyamamışlar. Demişler ki ya acaba biz kestiğimiz ağaçtan dolayı sevap, kesmediğimiz ağaçtan dolayı günah mı alacağız diye düşünürlerken bu ayeti kerime. Yani bu size bir emirdir. Sizin kendi keyfinize göre değildir. Kestiğinizde kökleri üzerinde bıraktığınızda Allah'ın izni peygamberin gözetiminde sebep
o yoldan çıkmışları perişan etmek için. Durup dururken ağaç kesilmez. Şimdi bunu takip eden ayeti kerimeye bakalım. وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ. Evet. Bayağı gitmişti notlardan. Burada bir Müslüman ordunun, Müslüman gücün düşmanlarıyla karşılaşması halinde savaş olur. Savaştan sonra edinilen mal, mülk, varlık ganimettir. Ama savaşmadan, hiç savaşmadan sırf Allah'ın verdiği korku ve onların işte o bu korkuyla dağılmış olmaları sebebiyle bıraktıkları mal mülke sahip olmak ise fey. İslam hukukunda fey denir. Bu ayeti kerime ve ma efe Allah Beni Nadir kabilesinin hurma bahçelerinin tamamının geliri Allah Resulüne verilmiştir. Allah tarafından. Hiç kimse bunlara dokunamaz. Hatta rivayette Allah Resulü bu hurmalıkların ürünlerinden satıp istifade etmiş, ailesinin geçimini sağlamış, kalanları da hazineye devretmiş ki bundan sonraki savaşlarda ihtiyaç duyulduğu an silahlar için hazır olsun. Bu Allah tarafından tamamen peygambere. Çünkü fema evceftum, ne at koşturdunuz, ne deve yürüttünüz, ne bir gücünüz oldu, kusura bakmayın. Bu tamamen Hazreti Peygamber'e aittir. Bu arada Allah eğer dilerse bir orduya karşı, Müslüman ordunun karşısındaki ordunun peygamberler tarafından veya peygamberimiz tarafından veya melekler tarafından desteklenip onları 1-10, 10-100, 100-1000 de olsa mağlup edeceğinin işareti. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ Allah dilerse dilediklerine peygamberlerini veya melekleri musallat eder. O korkuyu verir, onların işini bitirir. مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ Bu da bu ayeti kerime ve bundan sonraki ayeti kerimeler savaş sonucunda ele geçen mallarla ilgili. Hatırlarsanız وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ sayfasında Enfal suresinde bu menkul malların yani ganimetlerin hükmü belirtilmişti. Bu iki ayette o beldelerin halkından alınan mal mülk birinci hak sahibi Allah'tır. İkinci hak sahibi peygamberdir. Üçüncüsü peygamberin yakınlarıdır. Dördüncüsü yetimlerdir. Beşincisi fakirlerdir. Altıncısı yolda kalmış, yoldaki insanlardır. Neden? Sadece bir zümreye değil, hepsine. Eğer bir zümreye tahsis edilseydi, zenginler arasında deveran eden bir güç, bir sermaye olur. Bu da sosyal adaleti kökünden bozar ve bitirirdi. Peki bu mallarda başka kimlerin hakkı var? Ha bu arada o meşhur ayeti kerime altı çizilmesi gereken özellikle yani asırlara uzanan mesajıyla وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ Peygamber ne vermişse onu alın, neden nehyetmişse uzak durun. Bu özel olarak size bu fey veya ganimetlerden Allah Resulü kime ne kadar vermişse razı olun. Fazlasını istemeyin. Bu özel mana. Bir de genel manada bu ayeti kerime Allah Resulü'nün gerek sözlü gerek fiili sünnetinin Müslümanlar açısından bağlayıcı olduğunu. Demek ki sahih bir haberle gelen her bir sünnet, fiili sünnet, hadis bir Müslümanı bağlar. İşte size Kur'an'dan bir ayet daha. Çok umumi, kapsamlı bir ayeti kerime. O yukarıda
sayılan gruptan birisi de şimdi gelecek. Lil fukarai diye başlayan 8. ayet. Şimdi bu ayeti kerimeyi okurken titrememek, düşünmemek, hayretler içinde kalmamak, hatta bu nasıl bir insan, nasıl bir nesil, nasıl bir soy dedirten iki güzide insan grubuna, topluluğa hitap ediyor. Nasıl? Bir grup en yakınlarını, bağını, bahçesini, evini, yurdunu, parasını, pulunu, sermayesini, işini, gücünü, dükkanını bırakmış. Sırf yebtegûne fadlan minallâhi ve ridvâna. Baba yiğitlik bu. Gerçekten baba yiğitlik bu. Sırf Allah istedi diye. Sırf peygamber hadi gidiyoruz, Medine'ye gideceğiz dediği için yola çıkan ve yansurûne allâhe ve rasûle. Baba yiğitliğe bakın. Allah'ın dinine yardım ediyorlar. Ne demek? Allah'ın dinini tebliğ ve ahkamının yaşanması için her türlü nefsani keyfinden, lezzetinden, zevk aldığı her şeyden fedakarlık yapıyor ve yola çıkıyor. Kimseleri yok. Allah'tan başka, kendileriyle gelenlerden başka. Medine'ye varıyorlar. İşte bu muhacirler. Bu cennetin ta baş köşesinde Hazreti Peygamber'in sağında oturacak ilk grup insanlar. Elbette ki onlar oturacaklar. Onun için umreye, hacca gidenlerimiz, oralarda ashab-ı kiramı çok hassasiyet içinde ansınlar, hürmet etsinler, gözyaşı döksünler ve dualarını onlardan esirgemesinler. Muhacirin böyle bir topluluk. Dünya tarihi yazmamış. Bir dava için bütün varlığını yerinde bırakıp başka bir yere giden bir nesli dünya tarihi yazmamış. Bu neslin adı muhacirin. 2. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّهُ الدَّارِ. Şimdi gelenler misafir, karşılayanlar ev sahibi. Medineliler. Bunlar daha başka. Bir ev iki ev oluyor. İki ev dört ev oluyor. 5 kişi 15 kişi oluyor. Odasını ayırıyor, paylaşıyor. Banyosunu paylaşıyor. Bahçesini paylaşıyor. Bağını paylaşıyor. Gelin diyorlar, hoş geldiniz, safa geç. Siz ki geldiniz, eyvallah, başımız gözümüz üstüne diyorlar. Ve onları hüsnü kabul ile kabul ediyorlar. Ve onlara verilen, bu yukarıda sayılan maddelerden onlara ne verilmişse asla içlerinden rahatsız. Ya niye onlara verildi? Niye bize verilmedi? Böyle düşünceler içinde asla olmayan, üstelik de kendileri de muhtaç. Kendileri de muhtaç. İsa'yı biliyoruz değil mi? Bana değil de arkadaşıma. Ben değil de o. Ona daha fazla verin. Onun daha çok ihtiyacı var diyebilmektir Müslüman olmak. Ashabı tanımak, ashabın izinden gitmek. Öbür türlü ashab şöyleymiş, ashab böyleymiş. Dilde birdi zeban, hikaye olur. Hikaye olur. Ve şuhha nefsi ifadesi var. Cimrilik de had safhada. Ve men yuqa. Özellikle Cenab-ı Hak bak bir kıstayı anlatıyor ve ondan sonra formül bir cümle. Ve men yuqa şuhha nefsi. Kim ki nefsinin aşırı cimriliğinden uzaklaşır. Kendinde böyle bir cimriliği bilen, hisseden, farkında olup aman ya Rabbi, ya Rabbi bu çok kötü bir haslet, beni bundan kurtar diye korunmak isterse ve bunun gereğini yaparsa, üstelik hem had safhada bir cimrilik hem de başkasının malında da gözü var, haset. Ya bu haset ne kötü bir şey ya. Başkasını çekememek. Oysa ki hazımsız insan kendini yer bitirir. Çekemeyen kendisini yer bitirir. Haset eden kendisini bitirir. Ya Rabbi ona vermişsin, bana da ver. Ya Rabbi o güzel okuyor, ben de güzel okuyayım. Ya Rabbi o güzel anlatıyor, ben de güzel anlatayım. Ya Rabbi o güzel yazmış, ben de yazayım. Ya Rabbi onun arabası var, bana da. Niye onun arabası var? Nasıl oldu ya? Bu nasıl aldı bunu? Diyen insan zavallı insandır, kendini yer bitirir. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ Ayetini unutmayalım.
فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Elmalı Hamdi yazır, diyor ki bu felah kelimesine kurtuluş manası vermek biraz ucuz mana olur. İşte kurtulanlar. Neden? Her şeyden kurtulabilir. Ama diyor ki فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ demek işte onlar muradına erdiler. Muratlarına kavuştular. Yani rıza ibari ve cennet nimetleri. Son ayetimiz وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا. Bu onlardan sonra gelenler ifadesinin karşılığı müfessirlerin çoğunluğuna göre tabi'in ve onların ardından kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar. Dualarımızda ya Rabbi bizden önce iman ile şereflenmiş kardeşlerimize karşı kalbimizde bir kin, bir nefret, bir yanlış duygu düşünce, bakın burada hemen aklımıza şu gelsin. Yani ben, biz durup dururken bir sahabeye, bir tabiine kin duymak olur mu yani, yakışır mı? Bırakın bunu, ilgisiz kalmak, karşı gelmek, rastgele anmak, haşa haşa dışlamak, haşa haşa sövmek, haşa haşa hakaret. Bu ayette bize buna işaret ediyor. Sakın Müslümanlar onlara, her bir sahabi gökteki yıldız gibidir. Madem ki Allah Resulü'nün arkadaşlarıdır, her biri kendi içinde belli bir hiyerarşiye sahip, Allah Resulü'nün muhabbetine mazhar olmuş. Dolayısıyla bize cümlesi hakkında ya Rabbi şefii ahiret eyle. Eskiler öyle derdi. Ahirette bize bunları şefaatçi eyle. Ya Rabbi biz kapıya kadar geleceğiz belki ama acaba girebilecek miyiz? Ne olur içimizden oradaki sesimizi duysalar da bize deseler ki içeriden açın kapıyı, onlar da gelsin. İşte biz sahabe-i kirama böyle bakacağız. Gıllen lillezine amenu. Gıl kim? Nefret, bunu bırakın. Sahabe dediğimiz zaman duracağız. Onun için Mekke'de, Medine'de dikkat edelim. Bunları en güzel vasıflarla analım ve onlara karşı muhabbet ve ihtiramda kusur etmeyelim. Rabbena inneke raufur rahim ile ayeti kerimeler bitiyor.